Savaş Harekat Bölümünde idari ve cari işleri icra etmekle beraber geminin eğitim faaliyetleriyle harbi hazırlık seviyesini takip etmek, idamesini sağlamak ve olası gerginlik harp durumunda oluşturulacak harekat kontrol merkezini işletmekten gemi komutanına karşı sorumluyum. Savaş Harekat Merkezi olası gerginlik ve harp durumunda geminin yönetildiği ve karar verildiği bir merkez olması sebebiyle çok önemlidir. Bu kapsamda size Savaş Harekat Merkezi hakkında bilgi vereceğim. Olası gerginlik ve harp durumunda tehdidi bertaraf etmek ve geminin bekasını sağlamak üzere gemi savaş durumuna personel savaş yerlerine alınır. Savaş yerleri donatıldığında 4 farklı kontrol merkezi tesis edilir. Bu merkezler komuta kontrol, harekat kontrol, gemi kontrol ve hasar kontrol merkezleridir. Komuta kontrol merkezi komutanımız tarafından yönetilmekte ve komutanımız bu görevi Savaş Harekat Merkezi'nden icra etmektedir. Bu kontrol merkezlerinden elde edilen tüm bilgiler komutanın en doğru kararı zamanında verebilmesi maksadıyla Savaş Harekat Merkezi'ne rapor edilir. Kontrol merkezlerinde elde edilen tüm bilgiler Savaş Harekat Merkezi'nde bulunan ekranlar vasıtasıyla işlenir ve komutanımız önceliklerini belirleyerek kararını verir. 2005 yılında Deniz Harp Okulu'na girdim ve 2009 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldum. Deniz Harp Okulu'nda askeri denizcilik ve mühendislik eğitimleri aldım. Bahriye örf ve adetleriyle yetiştirilerek Türkiye Cumhuriyeti'nin bahriyesinde görev yapmak üzere mezuniyetimi takip, fırkateyn ve okul gemilerinde branş subaylığı, denizin kara birliklerinde proje subaylığı, korvetlerde branş subaylığı ve bölüm amirliği görevlerini icra ettim ve etmeye devam etmekteyim. Denizciliğin temelini henüz okul yıllarında yat yelken takımında yer aldığımız yarış ve eğitimlerde, eğitim botları ile iştirak ettiğimiz temel denizcilik eğitimlerinde, okul gemileriyle katıldığımız açık deniz eğitimleri ve donanma gemilerinde icra ettiğimiz stajlar da aldık. Özellikle devletimizin ve milletimizin deniz hak, alaka ve menfaatlerini korumak kapsamında deniz yetki alanlarımızdaki icra ettiğimiz yoğun faaliyetler nedeniyle askerlik hayatımın büyük bir çoğunluğunu kaplamaktadır. Bir yılın büyük çoğunluğunu aile ve evlerimizden uzakta mavi vatanda gemide geçirmekteyiz. Askerlik mesleğinin gereği olan fiziksel ve ruhsal dayanıklılığı yerine getirmek ve idamesini sağlamak maksadıyla fırsat buldukça sporla uğraşmaktayım. Deniz Harp Okulu'ndan kazandığım spor alışkanlığını meslek hayatımda da idame ettirmeye çalışmaktayım. Denizcilik ve askerlik başlı başına zor iki meslek. İkisinin de köklü bir geçmişi ve geleneği mevcut. Her ikisi için de sürekli gelişime açık olmalı, gelişmeleri takip etmeli ve gelecek odaklı çalışmanız gerekmektedir. Her şarta hazır olmalı, sürekli ve dinamik bir hayata adapte olmalısınız. Deniz bizlere doğa ile doğru mücadeleyi öğretir ve hatta doğa ile bir olmayı öğretir. Bir daha abi, bir tane daha. Bulunduğumuz limanda avar edilerek bölgede varlığı istihbar edilen muhasıma ait denizaltıyı tespit ederek batılı rotalarda baskıda tutma görevi verilir. Cemal yürürlüktedir. Silahlar emniyette, zipolar gevşek, gözetleme sektörleri tahtisizdir. Tehdit sektörü doğu hariç tüm yönlerdir. Buradan buraya 5 kırış. İki metre harita derinliğiyle uyuşmakta, dönüş noktasına mesafe 2000 yarda, dönüşten sonra rotanın 110 olması tavsiye olur. Ulan, sağ ol. Türkiye'ye gelen